Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İdeal Hikayesi'nin 2. cildiyle devam ediyoruz. İlk bölümdeyiz. Hayatın bir çıkmaza girmişken en sevdiğin flört programının kadrosuna katılma fırsatı çıktığında tereddüt etmiyorsun. Ancak aşk karmaşıktır ve çok geçmeden kitleleri eğlendirmek için bir dramın içine düşersin. Karakterimizin fiziği bu bölümün başlangıcında çok güzel gözüküyor. İdeal devam ediyor. Bu arada ben ilk kitapta Even rotası yaptım bu hesabımda ama onu henüz çekmedim tabii. Ona göre devam eder herhalde. Şimdi bölüme başlayalım. Dikkat! İlk bölümü oynamamış olsanız bile bu bölüme başlayabilirsiniz. Eğer oynadıysanız seçimleriniz kaydedilecek ve hikayeyi etkileyebilecek. Bu cilt için bir karakterin adını ve görünümünü seçin. İsmimiz böyle kalsın. Atletik vücut tip 1. Farkları da anlayamıyorum şu an, bir bakayım. Bunu seçeriz herhalde. Aslında bu tip de güzel ama onu da artık başka bir hesapta seçeriz artık. Başka bir rotada yani. Böyle kalsın. Her şeyden hoşlanıyorum. İpuçlarını etkinleştirmek istiyor musunuz? İpuçları etkinleştirilirse bir yolu veya diğerini belirtmek için seçeneklerin yanında simgeler görünecektir. Romantik ilişkileri etkileyen seçimler bir kalp simgesiyle işaretlenecektir. İpuçlarını açın. Araç ipuçlarını kapatın. Arkadaşlar biz ipuçlarını açalım. Bu da yeni geldi. Ruhsuz hikayesinde var. Bir de bunda var şimdilik. İpuçlarını etkinleştirdiniz. Seçimlerin yanında yol simgeleri görünecektir. Bölüm 1. Sıradan bir kız. Cuma akşamı Los Angeles'ta bir yerde. Dairene giden merdivenler boş, köşeler toz dolu, pencereler sokaktan gelen ışıkları yansıtıyor. Apartmanların kapalı kapıları ardında hayat tüm hızıyla devam ediyor. Ama burada hüküm süren dingin sessizliği hiçbir şey bozamıyor. Aniden giriş kapısı çarpılıyor. Konu bu değil. Bu hikayede bazı karakterlerin cinsiyetini seçebilirsin. Arkanı dönüyorsun. Erkek arkadaşına, kız arkadaşına. Baş belası olmayı bırak. Ay gerçekten bu muymuş erkek arkadaşımız? Çok kötü. Herhalde ayrıldıktan sonra geri barışmayalım ya da onu istemeyelim diye böyle yapmışlar. Genelde yakışıklı falan olunca seçiliyor ya, isteniyor. Şovunun aptalca olduğunu düşündüğüm için mi? Affedersin, özür dilerim. Çocuk gibi davranıyorsun. Bu bir şakaydı. Çok komiksin. Öfkeyle kaynayarak anahtarlarını almak için çantana uzanıyorsun. Dramatik davranıyorsun. Çok kaba konuşuyorsun. Bu bir şakaydı. Peki ne anlamı var? Şakalar komik olmalı. Endişeli bir komşunuzdan yüksek bir kapı sesi duyuyorsunuz. Zar zor duyulabilen bir kelime akışı tartışmanızın çok gürültülü olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Berbat bir yer. Ama yine de ideali izlemek için eve koşmak aptallık olur. Bunu fantazi futbol yüzünden bu hafta sonu anneme gidemeyen adam söylüyor. Bu farklı, bu bir spor. Anahtarı kilide sokarken gözlerini deviriyorsun. Öyle söylüyorsan. Kapı gıcırdayarak açılıyor. İyi geceler. Bir dakika, beni davet etmiyor musun bile? Ciddi misin? Hayır, davet etmeyeceğim. Buraya boşuna mı geldim? Yukarı çıktığın gibi aşağıda ineceksin. Sana şüpheyle bakıyor. Eğer aşağı inersem beni bir daha asla görmeyeceksin. Ay lütfen, lütfen git. Yüzünü geri çekerek birkaç kez göz kırpıyorsun. Tamam, madem öyle diyorsun. Daireye girip arkanı dönüyorsun. Yüzünde muzaffer bir gülümseme parıldıyor. Uğurlar olsun. Ne? Sözünü bitirmesine izin vermeden kapıyı yüzüne çarpıyorsun. Lanet olsun sana. Canın kendini beğenmiş sırıtışını hafızandan silmeye çalışarak yatağa yığılıyorsun. Bir 4 ay daha boşa gitti. Böyle adamların hayatıma girmesine son vermeliyim. Yüzünü yastığa gömerek derin bir iç çekiyorsun. Neden hep böyle olmak zorunda? Hala yüzüstü yatarken telefona uzanıp Spark'ı indirmek için açıyorsun. Dur bir dakika. Bunu yaparken bir şeyler içmek güzel olurdu. İpucu, seçimlerin hikayeyi etkileyecek. Bazı seçimler hikayeyi çok az etkilerken bazı seçimler büyük fark yaratır. Alacağım bira, bir bardak su. Sanırım bunun bir önemi yoktu. Uygulama yüklenirken ev kıyafetlerini giyip mutfağa gitmek için zamanın var. Geri döndüğünde profiline girmeden önce sana bir sürü bildirim geliyor. Bunlar da hep bizi bekliyormuş herhalde. Ayrıldıktan sonra bir grup yabancının senin çekici olduğunu düşünmesi kadar hiçbir şey yardımcı olamaz. Gittiğinizi fark ettik. İçinizdeki kıvılcımı ateşleyebilecek birini mi buldunuz? Suratını asıyorsun. Hayır, bulamadım. İşkence çarkına geri dönme zamanı. Dizüstü bilgisayarını çıkarıyorsun. Yatmadan önce İdeal'in son bölümünü izlemek güzel olurdu. Aynı zamanda uygulamadaki profilini güncelliyorsun. Beni ben olduğum için takdir edecek birini bulmak istiyorum. Heyecanla yazmayı bitirdikten sonra bölümü açıyorsun. Ay, güzel bir animasyondu ya. Tanıdık manzara, sunucunun gizemli gülümsemesi. Bu gösteri her zaman rahatlamana yardımcı oluyor. İçkinden bir yudum alıp yastıklara yaslanıyorsun. Jaden'ın gerçekten özel olduğunu düşündüğüme inanamıyorum. Uygulamada yeni kıvılcımlar beliriyor ve şov tüm hızıyla devam ediyor. Dikkatini dağıtıyor. Bir yandan bir yudum daha almak üzereyken bardağının çoktan boş olduğunu fark edip şaşırıyorsun. Genelde bu kadar çabuk içmiyorsun. Kafamdaki düşünceler hafifliyor. Şuna bak. Chloe dikkatini çekti. Uzun bacaklı, şık, ışıl ışıl parlıyor. Bazı seçimler hikayedeki yolunu belirler. Sevimliler, kötü kızlar veya cilveli yolunu seçebilirsin. Cilveliyi seçeceğim ben burada. Sevimli, nazik ve hassastır. Ancak sevgiyi ilk sıraya koymayanlarla anlaşamaz. Kötü kız kendi çıkarları için drama arayacaktır. Cilveli iyi vakit geçirmek ister ve işleri fazla ciddiye almaz. Onu ekranda izlerken hissediyorum. Umut, tahriş, ilham. Tek bir kişiyle çıkarken ne düşünüyordum? Daha yaratıcı olmam gerekiyor. Tekrar girmeliyim. Aniden telefonun ekranını kapatan bir uyarı geliyor. Oku. Bu da ne? Başucu lambasına yaklaştın. Bu Spark'taki tipik bir mesaja benzemiyordu. İdeal şovun gelecek sezonu için katılımcılar arıyoruz. Profiliniz seçim sürecini geçti. Canlanıyorsun. Uygunluğunuzu belirlemek için anket. Kabul etmek için sağa kaydırın. Baş parmağını ekrana koyup metne bakıyorsun. Yarışmacı olabilir miyim? Vücudundan bir heyecan akışı geçti. İdeal ve Spark'ın aynı şirkete ait olduğunu biliyorsun. Ancak böyle bir şeyin mükemmel olabileceğini hayal bile edemezsin. Bunu yapmak zorundayım. Baş parmağını ekranda kaydırıyorsun. Aşk bekliyor. Battaniyeyi kendinden çekiyorsun. Gerçek bir profile benziyor. Tamam, odaklanalım ve şunu yapalım. İlk soru, ideal şova katılma motivasyonunuzun. en iyi şekilde ifade eden hangisidir? Aşkı bulmak istiyorum, televizyona çıkmak istiyorum, evlenmek istiyorum, bir ödül kazanmak istiyorum. Doğru seçim sanırım 1. Aşkı bulmak istiyorum. Bir sonraki soru ekranda beliriyor. Tamam, devam ediyoruz. İlk buluşma için en iyi tutumun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Dürüstlük ve kırılganlık, tutku ve oynaklık, güçlü fiziksel çekim. Eğer gerçek hayatta da fotoğraflardaki kadar ateşlilerse neden olmasın? Burada bu kadar dürüstlüğün gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ama sevimli yüzleri kim sevmez ki? Gülüyorsun. 3. soru. Hiç aşık oldunuz mu? Gülümsemen kayboluyor. Bu soru dürüstçe cevaplanmalı. Çok sık. Belki de aşık olmuşumdur. Bir kere. Hiç. Aşık olmak öyle bir şey ki bulunması çok zor olabilir. İçini çekerek devam ediyorsun. Cevaplarınız için teşekkür ederiz. Ah, bu çok hızlıydı. Başını salladın. Geç oldu. Uyumam gerekiyor. Tenceredeki sütü buharın altında köpürürken yavaşça karıştırıyorsun. Neticeci yanında duruyor. Espresso hazırlıyor. Pekala, finali nasıl buldun? Yapımcının kadraja girip aşkını itiraf etmesi. Bu televizyondaki en sevdiğim anlardan biri. Evet, en son Even kadraja girip aşkını itiraf etti. Hala o gizemli anı düşünüyorum. Çok zalimceydi. Ve hatta itici. Omuz silkiyorsun. Bence harika bir fikirdi. Yapımcıyı öpmek buna değerdi. Bu bir duygu sınavıydı. Birbirini test etmenin mükemmel yoluydu. Sonuçta eğer gerçekten birlikte olmak isteseler de birbirlerini anlamak isterlerdi. Ve aslında bence yarışmacılar neye imza attıklarını biliyorlardı. Dün geceyi hatırlıyorsun, doldurduğun ankete. Sanırım haklısın, ben bunu yapmazdım. Siparişini bekleyen müşterinin bardağına elinin hafif bir hareketiyle süt döküyorsun. Tamamdır, iyi günler. Dil dönüyor ve iç çekiyor. Bu hafta yerime geldiğin için teşekkürler. Senden bir iyilik daha isteyebilir miyim? Deneyebilirsin. 10 dakika içinde teslimat servisi bize gelecek ve makbuz için imza atmamızı isteyecek. Ama oradaki masaların acilen temizlenmesi gerekiyor. Bazı seçimler elmas karşılığında satın alınabilir. Onların yardımıyla özel kıyafetlerin kilidini açabilir, özel sahnelere erişebilir ve diğer karakterlerin size nasıl davrandığını etkileyebilirsiniz. Dene. Merak etme, yardım edeceğim. Teslimatla, temizlikle. Dilin yüzü aydınlandı. Sen en iyisisin. Dışarı çıktığında zar zor çiseleyen yağmur aniden şiddetleniyor. Hatırlıyorsun, bugün yağmur olacağını söylediler. Ama o en uygunsuz zamanda başladı. Tentenin altına saklanıp gözlerinle teslimat minibüsünü arıyorsun. Harika. Yağmur bir grup turisti hazırlıksız yakaladı. Başlarını paketlerle ve çantalarla örterek sığınacak bir yer aramak için aceleyle yürüyorlar. Uzun boylu, esmer bir adamla göz göze geliyorsun. Kuru bir yerde durduğunu fark etti ve yanına koştu. Bu adamı da Ivo'ya benzettiler, Tiana benzettiler, bir sürü kişiye benzettiler. Daha güncelleme gelmeden önce RC yeni hali için hazırlık paylaşımı yaparken, tanıtım daha doğrusu. Hayır, bekle. Merhaba, sakıncası var mı? Ve biz bunun rotasını yapacağız bu kitapta. Bu seride farklı rotalarda deneyebilirim tabii. Elini saçlarında gezdiriyor, suyu silkeliyor. Kendini toparlayıp cebinden telefonunu çıkarmaya çalışırken yüzüne damlalar düşüyor. Los Angeles'ta yağmur yağmadığını sanıyordum. Avucunun tersiyle yüzünü silip iç çekiyorsun. O zaman şanslısın. Dönüp sana merakla bakıyor. Bu sefer mesafe onun sana iyice bakmasına izin veriyor. Buralardan mısın? Cevap vermek için başını kaldırıyorsun. Evet, aynen öyle. Niye? Bir rehbere mi ihtiyacın var? Yerel. Yüzünde bir gülümseme beliriyor. Maalesef hayır, ama teklifin için teşekkürler. Telefonunu işaret ediyor. Sanırım bu şey kaybolmamı engelleyecek. Sen bilirsin. Sözünde ironi vardı. Ama gülümsemesinden bunun gerekliliğinden hemen şüphe duydun. Harika bir önlük. Yakınlarda çalışıyorum. Demek bu yüzden bana tanıdık geldin. Sanırım bir saat önce bana kahve yaptın. Yağmurun şiddetini kontrol etmek için gölgeliğin altından elini uzattı. Yağmur zaten durmuştu. Tam o sırada uzun zamandır beklenen minibüs yaklaştı. Pekala, sohbet etmekten memnun oldum. Hoşça kal. Tentenin altından çıktı. Minibüsün yanından geçti ve köşeyi dönüp gözden kayboldu. Güle güle. Her kimsen. Eve döndüğünde kapının yanında seni bekleyen buruşuk bir kutu eşya buldun. Onu daireye taşıdın ve yatak odasının zeminine attın. Bu da yağmurdan ıslanan kenarlarının içe doğru kıvrılmasına neden oldu. Hoş olmayan düşüncelerden kurtulmaya çalışarak ev kıyafetlerini giydin. Tişört ve kot pantolon. Yırtık kot. Kısa siyah üst. Hepsini ekle. Arkadaşlar, kısa siyah üstü aldım. Üst menü çubuğundaki gardırop düğmesini tıklayarak istediğin zaman kıyafetini ve saç modelini değiştirebilirsin. Islak karton kutuya bakıyorsun. Derinlerde bilmediğin bir duygu büyüyor. Kızgınlık mı, pişmanlık mı, üzüntü mü? Bu duygu her neyse bir bildirim sesiyle kesildi. Derin bir nefes alıyorsun ve telefonu açıyorsun. İdeal şovuna gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen yarın seçmeler için ofisimize gelin. Bir dakika, bu doğru mu? Mesajı tekrar okuyorsun. Seçimi geçtim mi? Bir anlığına şüpheye düştün. Villaya girmeye hazır mısın? Aşkın peşinde ulusal televizyonda kalbini açmaya. Son kısa süreli ilişkini üzüntüyle hatırlıyorsun. Jaden bunu öğrenseydi benimle dalga geçerdi. Dişlerini gıcırdatıyorsun. Neden bunu düşünüyorum? O zaten geçmişte kaldı. İstediğimi yapmalıyım. Karar verildi. O seçmelere gidiyorsun. Sabahın erken saatlerinde Los Angeles şehir merkezi. Duvarlar ilk ciltle dolu. Sabah erkenden evden çıktın ve belirlenen saatten önce ofise geldin. Bekleme alanına girdiğinde en az 3 kişi sana doğru döndü. Günaydın. Son boş koltuğa oturduktan sonra orada bulunanları incelemeye başladın. En azından ikisi beni fark etti. Bir konuşma başlatmayı denemeye değer mi? Nazik bir kadınla, kendine güvenen bir kadınla, hiç kimse. 22 elmas olduğu için bunu seçeceğim. Merhaba. Evet. Çenesini kaldırdı ve gülümsedi. Muhtemelen uzun bir süre beklemek zorunda kalacağız. Nereden bileyim? Açık sözlülüğü itici, arkanı dönmek üzeresin. Güzel kıyafet, harika görünüyor. Ah, bunu duymak güzel. Sen de fena değilsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eğer şovda olsaydın gözüm senin üzerinde olurdu. Zorlukla yutkundun. Bunun bir iltifat olarak mı kabul edilmesi gerektiğine karar veremedin. Yoksa bir tehdit olarak mı? Eğer öyleyse ben de gözümü senden ayırmazdım. Umarım sadece birimiz katılır. Yani kabul ediyorsun. Neyi? İkimizin de şova katılmamızı mı? Bu kadar bariz bir kurnazlık seni gülümsetti. Hiç seçmelere katıldın mı? Hayır, peki sen? Elbette, onlara ücreti sormayı unutma. Ekran başında geçirilen süre için ödeme yapmamayı seviyorlar. Eğer sormazsan ücretsiz katıldığını düşünecekler. Ben kesinlikle soracağım. Arkadaşlar, kesinlikle sormayın. Lisa bundan hoşlanmayacak. Kapı aniden açılıyor ve asistan adını söylüyor. Benim sıram, iyi şanslar. Onu kendine sakla, ihtiyacım olmayacak. Beni bir bakış ve göz kırpışıyla uğurluyor. Görüşme odasında ciddi bir kadın ve gözlüklü bir adam seni karşılıyor. Merhaba, hoş geldin, otur. Adım Lisa ve şovun yönetici yapımcılarından biriyim. Tanıştığımıza memnun oldum. Evet, aynı şekilde. Bu doktor Şan, kendisi psikiyatristtir. Görüşmeyi o yapacak. Merhaba. Herhangi bir sorun varsa başlamadan önce sorsan iyi olur. Daha oturmaya bile fırsat bulamadın. Ve şimdiden soracak önemli bir şey bulmak için beynini zorluyorsun. Evet, bir sorun var. Sırrımı ne zaman söylemem gerekiyor? Katılımın herhangi bir ödülü var mı? Çekimler ne zaman başlıyor? Kesinlikle 2'yi sormayın. Lisa hoşlanmıyor. Sırrımı ne zaman söylemem gerekiyor? Lisa gülümsedi. Bu sezonu sırlar olmadan yapmaya karar verdik. Bu yeni bir fikirdi ama bazı sorunlara yol açtı. Gerçekten mi? Ne gibi mesela? Ayrıntıları açıklayamam ama çoğunlukla finansal ve ayrıca güvenlikle ilgili. Şahsen ben bu fikrin oldukça başarılı olduğunu düşündüm. Teşekkür ederim. Geri bildirimini gerçekten takdir ediyorum. Belki bir gün onu geri getireceğiz ama kim bilir. Şovun konsepti sürekli gelişiyor. Bu cevap senin için uygun mu? Evet, teşekkür ederim. Harika, o zaman devam edelim. Sana videoyu göstereceğiz ve ardından Doktor Şan devam edecek. Ayağa kalkıyor ve uzaktan kumandaya uzanıyor. Duvardaki büyük bir televizyon açılıyor. Vay, gülümseyen bir yüzle karşılanıyorsun. Bunlar kim? Kadını seçelim. Merhaba, benim adım Bianca. Çocukluğumdan beri 30 yaşıma geldiğimde ruh eşimi bulacağımı hayal ediyordum. Ve artık zaman daralıyor. Bu sonbahar benim doğum günüm. Ama ben iyimserim. Bu gerçekleşmeden önce kaderin doğru kişinin beni sunağa götüreceğini umuyorum. Videoda olup bitenler karşısında büyüleniyorsun. Ekranda Bianca'nın çiçekler ve ağaçlarla çevrili memleketinde yoldan geçenlere sıcak bir şekilde gülümseyerek yürüdüğü bir sahne beliriyor. Güzel Colorado eyaletinde doğdum. Ama şimdi Boston'da yaşıyorum ve burada 2 otel işletiyorum. Montaj bir otel lobisine geçiyor. Onun resepsiyonistle konuşmasını ve misafirleri selamlamasını izliyorsun. Annem ve babamın Kuzey Amerika ve Asya'da bir oteller zinciri var. Ve ben de onların izinden gitmeye çalışıyorum. Sana hayatındaki bir günü gösteriyor. En bulaşıcı gülümsemeyle gülümsüyor. Kendi ayakları üzerinde sağlam duruyor gibi görünüyor. Zor ama düzgün bir iş. Sportif, romantik. Bingo! Videoyu dikkatlice izlediğinde onun güzelliğinin ve kaygısız doğasının büyüsüne kapıldığını fark ediyorsun. Çok gülüyor ve kameraya şakacı bir şekilde göz kırpıyor. Gözlerini ekrandan kaldırdın ve orada bulunanlara geri döndün. Lisa dikkatini ekrandan sana çevirirken Doktor Şan not almaya devam ediyor. Başka tarafa bakıyorsun. Şimdilik gösterebileceğim tek şey bu. Umarım villada görüşürüz. Eğlenceli, ilginç, amaca yönelik, iyi biri. Ekran kapanıyor ve Lisa ile doktora dönüyorsun. Buraya gelmeden önce bir anket doldurdun ve biz de profilini analiz ettik. Ellerini dizlerinin üzerine koyup ona bakıyorsun ve bekliyorsun. Cilveli yolu. Sonuçlarına göre karizmatik bir kişiliğe sahip olduğuna, macera ve heyecan duygunun sana sıkılmaya vermediğine inanıyoruz. Düşünceli bir şekilde başını sallıyorsun. Bu açıklamayla herhangi bir benzerlik görüyor musun? Bazı benzerliklerin olduğunu kabul ediyorum. Bu bana çok benziyor. Bazı detaylar kesinlikle benim karakterime uyuyor. Ama yine de kişiliğimin tarif ettiğinizden biraz daha çok yönlü olduğunu düşünüyorum. Eğer diğerlerinden farklı olmak istiyorsan, sana tavsiyem bu 2 taraftan birini seçmen. Ve şimdi... Bazı kağıtları yeniden düzenliyor. Kendini çok duygusal bir insan olarak görüyor musun? Bence duygularımı kendime saklıyorum. Duygularım bazen beni ele geçiriyor. Yapımcılar bunu hatırlayacak. Duygularımı açıkça ifade eden biri değilim. Anlıyor musunuz? Anlıyorum. Kenarlarına not alıyor. Son olarak Bianca'dan bahsetmek istiyorum. Sana bir şey hissettirdi mi? Sanırım evet. Tamam. Peki, ilgini çeken birinin aynı anda başka biriyle birlikte olduğu durumunu hiç yaşadın mı? Sanırım hayır. Evet, birçok kez. Evet ya da tam tersi oldu. Flört uygulamalarında genelde birden fazla kişiyle konuşuyorsun. Anlıyor musunuz? İlginç. Doktor Şan, Lisa'ya döndü. Bitirdim. Harika. Birkaç pratik soruyla bitirelim. Öncelikle artık yeni sezonun ana kadrosunun kim olacağını biliyorsun. O yüzden şunu sormam gerekiyor. Bianca ile önceden var olan bir ilişkiniz ya da bağlantınız var mı? Bildiğim kadarıyla hayır. Otelleri, sahipleri veya çalışanlarıyla herhangi bir bağlantın var mı? Sanmıyorum. Şu anda evli misin veya evlenmeyi düşünüyor musun? Hayır. Potansiyel olarak katılmadan önce yapımcıların bilmesi gereken herhangi bir rahatsızlığın var mı? Hayır. Elbette tüm bunları kontrol edeceğiz. Bazı notlar alıyor. Adaylığım hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi bir adaya benziyorsun. Bir sorun görmüyorum. Katılıyorum. İyi iş çıkardın. Peki sonra ne olacak? Şimdi izin verirseniz. İyi şanslar bayan. Ah, teşekkür ederim. Arkasından kapıyı kapatıp gidiyor. Lisa büyük bir kağıt yığını çıkarıyor. Lütfen sözleşmeyi oku ve imzala. Yürürlüğe girip girmeyeceğini bildirmek için birkaç gün içinde seninle temasa geçeceğiz. Aksi takdirde iptal ederiz. Ayağa kalkıp elini uzatıyor. Tanıştığımıza memnun oldum Kiana. Elbette. Ne elbettesi ya? Belki tekrar buluşuruz. Uzatılan eli sıkıyorsun ve başını sallıyorsun. Ben de teşekkür ederim. Röportajın üzerinden neredeyse bir hafta geçti. Annenle telefonda konuşuyorsun. Ve sonra kapının önünde bir tartışma yaşadık ve hepsi bu. Bunu duyduğuma üzüldüm tatlım. Çok mu üzüldün? Dürüst olmak gerekirse iyi bir çift olduğumuzu düşünmüyorum. Ayrılmak düşündüğümden daha kolay oldu. Peki o zaman dedikleri gibi yaşa ve öğren. Ona oyuncu seçiminden bahsetsem mi diye düşünerek odanın içinde bir ileri bir geri yürüyorsun. İş nasıl gidiyor? Her şey aynı. Yeni bir şey yok. Seni terfi ettirecekler mi? Yeter anne. Saniyeler uzayıp gidiyor. Onun sizden yüksek beklentileri ve sizin bu beklentileri karşılamaktaki kronik yetersizliğiniz her zaman ilişkinizin temel taşı olmuştur. Senin için en iyisini istiyorum. Barmen olarak çalışmaya devam etmeyi planlıyorsan işinin en iyisi olabilirsin. Ben... İkinci hattan gelen çağrının sesi konuşmayı bölüyor. Dur, başka biri beni arıyor. Bir saniye. Kiana? Annenle olan aramayı beklemeye aldın. Alo? Bu Kiana mı? Ay, sen de Even mısın? Evet, siz kimsiniz? Ben Even, İdeal programının yapımcısı. Gerildin. Even, çok tanıdık bir isim. Sizi yeni sezonda yarışmacı olarak görmekten mutluluk duyacağımızı bildirmek için arıyorum. Bir dakika, ciddi misiniz? Evet. Elin titremeye başlıyor. Bu inanılmaz. Harika bir haber. Daha doğru bilgilerle yakında sizinle iletişime geçeceğiz. Bu arada lütfen tebriklerimi kabul edin. 3 hafta sonra villada görüşürüz. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Telefonu kapatıp aramayı aktarıyorsun. Anne, ne olduğuna inanamayacaksın. 3 hafta sonra. Efsanevi bir villaya ve unutulmaz bir deneyime doğru yola çıkıyorsun. Heyecanlandığını söylemek hafif kalır. Yan tarafa baktın. Araba başka bir katılımcıyı almak için durmuş gibi görünüyor. Bir kadın yanına oturuyor ve ellerini kucağında kavuşturmuş. Camdan sokağa bakıyor. Onu sessizce inceliyorsun. Cilveli kız yolu. Belki arkadaş olabiliriz ve sahne arkasında eğlenebiliriz. Görünüşe göre aynı yaştayız. Güzel elbise. Elbiselerine bakıyorsun. Giyinmiş, kuşanmış gelmemizin istendiğini hatırlamıyorum. Kusura bakmayın, uzun bir yolculuk mu olacak? Kafan karışmış halde ona dönüyorsun. Ben bilmiyorum. O güldü. Kusura bakma, şoförle konuşuyordum. Ah, tabii ki. Sen utanarak gülümsedin. Burası nerede olduğunu biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok, hayır. Garip bir şekilde eteğini düzeltiyor. Ben Michel. Kiana, tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Garip bir duraklama. Nerelisin? Aslında buralıyım. Büyük Los Angeles bölgesinde doğdum ve büyüdüm. Harika, sanırım. Ben New Yorkluyum. Dün gece geldim ve merkezde kaldım. Uzun bir yol. Evet, babam bundan pek memnun değildi. Benim annem de. Birbirinizi anlayışla gülümsediniz. Araba kapıya doğru sola dönüyor ve duruyor. Büyük bariyer yana doğru kayarak önünüzdeki kapıyı yavaşça açıyor. Etrafta o kadar çok koruma var ki. Evet, geçen sezon bir kadın villaya girip ana yarışmacının evcil hayvanını çaldığı için olmalı. Gerçekten mi? Bilmiyordum. Şovu izlemiyor musun? Sadece ilk sezonları izledim. Spark aracılığıyla benimle iletişime geçtiler. Ben de başvurdum. İlk araba dolambaçlı bir yolda ilerliyor. İleride büyük bir bina görünüyor. Burası değil mi? Cevap veremeyecek kadar heyecanlısın. Araba hayallerinin ve umutlarının yaşadığı büyük, modern bir binaya doğru ilerliyor. Arabadan iniyorsun ve bagajını sana veriyorlar. Buna inanamıyorum. Girişe birlikte gidiyorsunuz. Herkes nerede? Burada kimse var mı? Herhangi biri. Buranın doğru yer olduğuna emin miyiz? Yanıt olarak sessizlik. Kapıya yaklaşıyorsunuz ve aynı anda kapı koluna uzanıyorsunuz. Ama parmaklarınız soğuk metale dokunduğu anda kapı önünüzde açılıyor. Çize çize sunucuyu mu çizdiniz? Gerçekten. İdeale hoş geldiniz. Ama sunucunun çizimini de değiştirmişler sanki. Ve ilk bölüm bitti arkadaşlar. İkinci bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.